reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Ne var ne yok devam ediyor ve Türkiye'nin gündemini buradan size aktarmaya devam ediyoruz efendim. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini en temiz, en kısa, en özet bizden dinleyebilirsiniz. Daha bahsetmemiz öne çıkan olaylar birkaç tane var. Onları da söyleyelim hemen sırasıyla. 19 Mayıs gösterileri efendim. Gençlik ve Spor Bayramı biliyorsunuz. 19 Mayıs Spor Bayramı. Bu bayramdaki kutlamaların ve gösterilerin şeklini hükümet değiştirme kararı almış. İletişim Bakanlığı öğrencilerin artık statlarda asker gibi sıraya girip rap rap yürümesi yerine okul içinde daha sıcak ortamlarda etkinlikler yapılmasını planlıyormuş. Böyle bir karar almış. Evet, çocuklar hakikaten bu 19 Mayıs'larda yağmurda, soğukta üşüyüp hasta oluyor. Statlara efendim bir sürü çocuğu doldurup piramit yaptırıyoruz, kule yaptırıyoruz. Koşturuyoruz, ellerinde fırfırlı kurdelelerle takla attırıyoruz. Ve ondan sonra bayramı kutladık diyoruz. Kim kutluyor anlamıyoruz yani. Çocukların hepsi üşümüş ve yorgunlar. Hiçbir genç şöyle bir özlem içinde değildir bence. 19 Mayıs gelse de bir kule yapsak ya. 19 Mayıs bir gelse bir piramit yapsak ya. Ne kadar özledim ya. Bayram ya. Bayram gelse de böyle bir statta böyle at gibi koştursak elimizde kurdelerle ya, yerde yuvarlansak. Böyle bir karar alındı diye tabii belli kesimler hemen gene itiraz ettiler. Cumhuriyet elden gidiyor, bayramları da kaldırıyor bunlar falan diye. Bayramı falan kalktı yok, şekli kalkıyor. Yani 19 Mayıs 1919'da Atatürk Samsun'a çıktı. Günün mana ve emniyeti ne? Kurtuluş Savaşı'nı efendim oradan başlattı. Tamam. Peki Kurtuluş Savaşı'nın başlaması, bu milletin Kurtuluş Savaşı'nı büyük bir zaferle kazanmasını kutlamak için niye piramit yapıyoruz? Niye üçgen piramitler veya efendim, kuleler yapıyoruz? Kurtuluş Savaşı'mızın, İstiklal Savaşı'mızın başlamasını statlarda fırfırlı kurdelelere koşturarak mı kutluyoruz? Ne anlamı var? Bağlantı nerede? Onu bulamıyorum. Çok itiraz ettiler. Etmeye devam ediyor. Hele bazı gazeteciler var ki onlar ver yansın etti. İşte bunlar revanş almaya çalışıyor falan diye. Benim buradan acizane tavsiyem var. Madem böyle bir şey var. Madem Cumhuriyet tehlikede. Madem bu hükümet bayramları kısıtlamak istiyor. Tepkinizi gösterin ey yurtseverler. Bekir Coşkun, Emin Çöleşan. Efendim Özdemir İnce. Yılmaz Özdil. Hep beraber 19 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda piramit yapın. Kule yapın. Ve iktidar ağzının payını böylece vermiş olun. Bence 19 Mayıs'ta yaptırılan o kuleler demokrasinin silüetini bozuyordu efendim. İyi olmuştur. Bunu da böylece söylemiş olalım ve programımıza devam edelim. Bu da gelişmelerden birisiydi. Bunu da söylemeden edemedik. İkinci büyük gündemimiz İstanbul'a gene kar yağdı efendim. Gene kar yağdı diyormuş ki her sene yağıyor. Hemen hemen her sene yağıyor. Siz bakmayın bizim haber bülteni sunan arkadaşların ömründe ilk defa kar görüyormuş gibi davranmalarına. İstanbul'da kar yağıyor. Tamam. Sanki adam çölden gelmiş ömründe ilk defa kar görüyor. Haberlerde öyle veriyorlar. Ve o kara ben motosikletle yakalandım. Ne olmuş? O karın yolları kapattığı gün ben motor... Çünkü normalde gün içinde kar yoktu. Hatta güneş vardı. Fakat akşama doğru kar bastırdı ve bir anda yollar kar ve buz oldu. Ben motosikletle efendim otobanda artistik patinaj yapıyordum. Çok zor bir durumdu. Gaza basıyorsun gitmiyor, yerinde duruyor. Ayağımı koyuyorum, ayağım kayıyor. İnanın çok zor bir tecrübeydi. Buradan şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Kar ve buz olduğu zamanlarda motosiklet kullanmayın lütfen. Seyircilerin hepsinin yüzünde ifade bu. Bıyık altından gülerek bana böyle yapıyorlar. Senin gibi bir saftan başka onu yapan yok zaten. Saf kelimesini ben kibarlık olsun diye kullanıyorum. Ama şöyle diyebilirim. Senden başka bu adam motora çıkan saf yoktur. Mal diyeceğim ama çok ağır kaçar diye söylemiyorum. Evet. Kar yüzünden efendim yollar tıkandı, trafik kazaları oldu. Biz de bırak karı, yağmur birazcık kendini gösterse, hafif çiselese yollar kilit olur,
Niye bir sudan mı korkuyoruz? Nedir? Yağmur böyle kendini azıcık göster. Trafik felç. Niye ki? Yağmur da gitmiyor mu bu arabalar? Vallahi yağmur görünce korkuyor muyuz acaba? Aman yağmur ya durun mu diyoruz. Düşünün kar yağınca ne oluyor? Gördünüz işte ya. Hepten felç oluyor yani. Ve trafik çilesi gene efendim bitmedi. Bazen trafiğin niye tıkandığını da anlamıyorsunuz. Ben en çok ona takılıyorum. Mesela buradan benim evim karşıda Anadolu yakasında. Biz şu anda Eyüp'teyiz. Köprüyü geçerken her zaman köprüye giden yolu, Ok Meydanı civarları trafik tıkanır. Bazen tıkanıyor, tıkanıyor. Birden açılıyor trafik. Hoppa geçip gidiyoruz bazı günler. Bugüne kadar niye tıkanıyordu? Şimdi nasıl açıldı? Bu trafik niye tıkanıyor? Henüz çözemedik efendim. Bazen trafiği niye tıkandığını anlamıyorsunuz. Gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, bakıyorsunuz yola çıkmış, devam ediyorsunuz. Niye tıkandı bilmiyoruz efendim. İstanbul böyle bir yer oldu. Evet, Türkiye'den haberler bunlardı efendim. Ve hepsini, gündemdeki bütün haberleri sizinle paylaşmış olduk. Size bu haberleri vermiş olduk. Gündemde size vereceğimiz acil haber kalmadı. Hepsi bu kadar. Almanya'dan biraz bahsetmek isterdim ama vaktimi haftaya bırakıyorum. Haftaya Almanya'dan özellikle bahsedeceğim. Çünkü Almanya'dan bizi seyreden çok insan var. Avrupa'dan seyreden çok Türk vatandaşları var. Onlarla ilgili Almanya'yla ilgili benim bir takıntım var bu aralar. Almanya'yla ilgili haberlerimizi önümüzdeki hafta sizlere vereceğiz. Bugün, bu hafta bu konuya girmiyorum efendim. Evet, Almanya'yla ilgili efendim tarihten günümüze neler olmuş neler bitmiş hepsini önümüzdeki hafta vereceğiz. Zaten biliyorsunuz tarihten bahsetmek her televizyon programcısının vazifesidir. Efendim tarih programları çok popüler çünkü Murat Bardakçı ve İlber Ortaylı sayesinde tarihi sevdik efendim. Birisinin ne dediğini anlamak için uğraşıyorsunuz, öbürünün cümlesinin bitmesi için 6 sene bekliyorsunuz yani bu kadar. Biri çok hızlı, biri çok ya. Birisi hızlı, böyle musun? Diyor. Ne dedi? Öbürü de bir geniş, bir rahat. Efendim zaten attı zatında öyle de olmuştur böyle. İlber Hoca öyle bir konuşuyor ki. Hani böyle aman ben kime konuşuyorum? Bunlar benim muhatabımla ki konuşayım. Böyle bir havası var. O kadar üstten konuşuyor ki. Şimdi bunları anlatacağız ama... Anlayacak adam da lazım tabi falan. Hele bir gülüşü var çocukları yatırın duymasınlar uyuyamazlar yani. E tabi onun böyle demesi ne var? Kanımız da var. Sırada tarihin orta sayfası var efendim. Lafı buraya bağlamak için girdim bu kadar zahmete. Tarihin orta sayfası devam ediyor şu anda. Biraz sonra tarihin orta sayfasını izleyeceksiniz. Bakalım tarih ve gündem nasıl değerlendirilmiş tarihin orta sayfasında bu hafta neler olmuş hep beraber seyredelim efendim. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Tarihin orta sayfası programına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz Suriye. Gündemdeki olayları Suriye'yi tartışacağız. Yine üstadlarımız var. Konuklarımızdan İlker Saraylı ve Ali İhsan Pekdemiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İlker Hocam hoş geldiniz. Şimdi tabii insan birisine karşıdaki muhatap hoş geldiniz dediği vakit hoş bulduk demek adeti var. Bu şeye gider. Sümer yazıtlarında bunun belgeleri vardır. Ne işin tamam, coğrafi? Tamam. Hoş bulduk demeniz yeterliydi. Evet şimdi tabii hoş bulduk tabii evvela. Evet. Şimdi seyircilerimizi çok fazla bekletmek istemiyorum ben. Gündemimizden bahsettim. Orta Doğu'daki gelişmeler ekseninde Suriye'yi tartışalım. Ama bir tartışma platformu oluşturmak istemiyorum ben. Sohbet edelim istiyorum. Fikirlerinizi alalım istiyorum. Eğer müsaade ederseniz İlker Hocam'dan, İlker Saraylı Hocam'dan ilk başta görüşlerini almak istiyorum. Sizin için de uygunsa. Tabii efendim uygundur. Buyurun. Buyurun İlker Hocam. Şimdi evvela programın saati ne kadar sürecek, buradan ne zaman çıkacağız o önemli, onu bir söyle. Biz yaklaşık bir 45 dakika sürecek programımız. Kafi. Kafi. Tabii tarih içinde tabii bir kısmını konuşacağız. Efendim Suriye'yi şimdi anlatacağım ama... Yani nereden başlasam, nasıl anlatsam? Çünkü bu açmazın da bir sebebi var. Tridesmi tarih var biliyorsunuz. Bir de bir aydın grubun, yani bizim gibilerin hazırladığı bir tarih
var, ondan mı bahsedecek? Ondan bahsedecek de kim anlayacak şimdi? Evet, şimdi bakın, Orta Doğu deyince Şam, Suriye, Şam, eski adıyla orası Damaskus'tur. Damaskus'u kullanırlarmış ecnebiler tabii, bu Fransa ekolinden gelenler özellikle. Rıptı Şambır lordu var. Oradan Jaluzi, Dük Jaluzi'den Marquis de Pompadour'un akrabasıdır. Aslında Rıptı Şambır'dan da bacanak oluyor onlar. Çek Cumhuriyeti'nden gelin gelmişti. Sırplar aracı olmuştur bu işe aslında. Anlıyorum. Tarihe doğru biz. Tarihe evet. Doğru. Damaskus. Yani Suriye tabi dibimizde bir yer. Yıllardır bizim kontrolümüzde, efendim, bizim yönetimimizde kalmış önemli bir yer. Bunu bir tespit etmekte fayda var. Tabii ben istediğim kadar tespit edeyim, bunu anlayacak kaç kişi vardır şimdi? O kadar ayrı kişi. Evet. Öyle düşünüyorsunuz. Saygı duyuyoruz İlker Hocam'ın görüşlerine. Ali İhsan Hocam, sizden de alalım görüşlerinizi. Pek tabii. Şimdi bildiğiniz üzere Suriye Arap Baharı'na dahil oldu. Evet. Yani hocam aslında bu konulara pek değinmedi. Çünkü kendisi biraz saray meraklısı bir insan. Şimdi orada ben bir şey demek için, affedersin hocam, araya gireceğim. Suriye demek Arap demek değil. Orada Türkmenler de var. Karışık bir coğrafya. Şimdi bu karışık coğrafyayı anlatmak için bir takım veriler olması lazım. Done olması. Bu done kelimesi aslında Belçika kralı Ferdinand'ın bir kuzeni var, onun yeğeni var. O done kelimesini Fransızlardan alıyor, bu ticaret yapıyor bunlar aralarında. O ara tabii Sırp sarayından gelen gelin vardı biliyorsunuz, oradan da efendim bu done oradan gelmedir. Şimdi ben bunları söylüyorum ama gençler, şimdiki gençler bunun neresini anlarlar, o da başka bir şey. Hocam şimdi konuyu dole dole oraya getirdiniz, anlıyorum siz ama şimdi biz Arap Baharı'ndan biraz bahsedelim istedim. Aman efendim, baharın Arabı acemi olmaz. Bahar bahardır. Bu yeni bir moda çıkarttı. Şimdiki zıp çıktı. Yapamadır bu. Efendim bu işi Jön Türklerden gelen, bu Avrupa'ya giden, bunların antin kuntin işleridir. Bu Arap bahar herkesin baharıdır. Arabı acemi olmaz baharın. Hocam şimdi sözümü kestiniz ama bunu saygıyla karşılıyorum. Suriye stratejik açıdan Arapların önemli bir Orta Asya'da bölgesidir. Bunu tabii takip. Hocam daha iyi bilir tabii bu konuları. Ben onu şey yapmak istemiyorum ama şu anda son günlerde bir tabii üzerine oynanan oyunlar var. Yok değil tabii. Hocam daha iyi bilir değil mi hocam? Şimdi tabii kimin nerede oynadığını oyuna dahil olanlar bilir en iyi. Biz tabii seyrederiz, bakar çıkarımlar yaparız. Yeni tabirle çıkarım yarız. Hocam orada ben sözünüzü kesmek istiyorum hocam. Yeni, hep yeni ben gidiyorsunuz. Evet, eskiye evet. Dair siz tarihçisiniz. Daha iyi bilirsiniz bunları tabii. Onu ben anlatıyorum işte. Eskiden bahsedince yeniler anlamıyorlar şimdi. Bakın ben konuşuyorum. Anlatırsak anlayacak evet. Hocam. Şimdi siz şöyle bir şey var. Dibimizde anlayacak. Bir ülke var. Yani bu evvelden ülke bile değilmiş. Senin bir eyaletin gibi bir şeymiş. Dibinde bir şey olunca tabii orada kazanmasın. Isı yükselirse sana da sirayet eder. Yani buradan anladığımız şudur. Yani orada olan her şey bizi dolaylı ya da direkt olarak etkiler. Etkiler. Etkilenmez diyenler yalan söylüyorlardı, öyle mi hocam? Yani şimdi tabii bunu anlamak için resmi tarihe bakarak bir şey çıkaramazsınız. Sözümü keseceğim hocam, ben bir tartışma platformu tabii ki oluşturmak istemiyorum. Sohbet edeceğiz biz burada seyircilerimize. Evet. Hani böyle etkilemez diyerek, yalan diyerek sanki hocama bir suçlama. Hani ben öyle algılamış da olabilirim tabii. Yani şahsen öyle algıladım hocam. Ha, acaba yani, diyorum. Ben taraflı değilim. Ben seyircilerimle beraber sizleri izliyor ve sizinle beraber öğreniyorum. Acaba sanki
Hocama... Şimdi ama yazılı tarih başkadır, resmi tarih başkadır ama gerçek tarih başkadır. Hocamızın bir suçu yok, o çünkü resmi tarihe göre öğrenim görmüştür. Efendim, bakın, tevhid-i tedrisat dediğimiz şey, yetiştirdiği onun tornasından çıkan tarihçilerin ufku bu kadar oluyor. Onların suçu değil tabii yani... araştırsaydın derler o zaman. Hocam lütfen hocam, yani biz burada şimdi siz tabii hocamız saraydan gelme, yani hocam daha iyi bilir tabii. İlker Saraylı. Tabii İlker Saraylı yani. Meşhur. Kendisi biz avamdan geldik. Bu da yanlış tabii, ben saraydan falan gelmedim, şurada efendim Bağcılar'dan geliyorum. aslında tabii Saraylı soyadı bize başka bir şekilde gelmiş verilmiştir. Bakın Çekoslovakya'nın kralının bir tane yeğeni var, onun yeğeni biliyorsunuz Bulgaristan dükünün kızından evlendi onlar. Oradan bir çocukları var onların ama onu sonra şey yaptılar, İngiltere'ye yolladılar. O Kennington'ın yanında yetişmiş. Çok fazla konuyu dağıtmazsak. Evet. Yine tekrar ben toparlamak istiyorum. Arap Baharı'nda kalmıştık. Bundan bahsedelim istiyorum. En sonunda herhalde Ali İhsan hocama bilmezsiniz gibi bir şey. Ben mi öyle algıladım acaba? Hani, yok bilirler Arap, fakat bilgilerinin çerçevesi ve sınırı bellidir dedim. Hocam şimdi tabii bilmez bilmez dediniz. Bu arada sözümün kesilmesini hiç sevmem. O zaman sözünüzü kesmek gibi bir şey yapmıyoruz burada. Efendim tabii biz sizi de aydınlatalım diye uğraşıyoruz. Hocam değerli bir insan, tabii okumuş ki, yazmış ki. Efendim ama resmi tarihe göre okuduğu için yanıldığı yerler çok. Ama ben şimdi ona anlatsam da tarihi onun gibi bu tornadan çıkan kim anlar? Şimdi hocam yani şimdi biz burada bir bahar... Çok affedersiniz. Şimdi ben tabii ki bir tartışma platformu oluşturmak istemiyorum kesinlikle. O platform kelimesi de ecnebi bir kelimedir. Zemin olarak evet, bizde geçer ama daha da Osmanlıcası var. O platform şeyi bize eski Yunan'dan kalmış. Doğru söylüyorsunuz. Eski Yunanlar'da eşit bir şekilde şey konuşabilirsiniz. O eski Yunan tanrısının bir baldızı var biliyorsun, o şeyde yazar. Maşallah tarih konusunda ucu bucağı yok bilgilerinizin. Gibisiniz. Yani. Evet hocam tabi saraylı olduğu için o konularda daha kendini orada layık gördüğü için evet hocam kabul ediyor. Ben de şimdi bir tartışma ortamı yaratmak istemiyorum ama Sayın Adeysan hocam da sanki böyle size biraz daha üst boyutta ve yok şimdi o şimdi ben mi öyle algıladım acaba? Ben gerçekleri konuşuyorum. O saraylıya saraya tartıştık durumda. Her şey yetişen bu resmi tarihin mahsulleri, onlar saray düşmanıdır, saray öcüdür, saraydakiler ulaf eder uzaylı gibi cevap olur. Hocam ben öyle bir saray düşmanlığı vardır, soyadımdan taktı kendisi ama önemli değil tabi, saraylı olmakla da biz efendim iftihar ederiz ya da şimdiki deyimle övünç duyarız. Hocam bir de böyle gülmesek not geldi de seyirciler, ufak çocuklar falan rahatsız oluyormuş, korkuyorlar. Ama ne yapayım, benim gülmem böyle. Şimdi çocuklar da alışmışlar tabii böyle acayip acayip, değil mi hocam? Siz daha iyi bilirsiniz. Şimdi ben yanlış anlamak tabii istemiyorum. Burada sohbet ediyoruz biliyorsunuz. Acaba hani size bilmiyor gibi bir şey mi de evet, yapmak istiyor acaba? Ben tabii sizin sözünüzü kesmek için araya girmedim. Ama bunu sizin daha çok yaptığınız ortada. Takdir ederseniz ki ben de yani bu programa bir bilir kişi olarak tabii katıldım. Ki pek tabii. Tabii. Pek tabii. Ben de buna itiraz etmiyorum, bilir kişidir kendisi ama tabii bileceği ki şeylerin bir hududu vardır, bunu ifade etmeye çalışıyorum. Hocam yani şimdi hudut kelimesi aslında bize Farsçadan geçmiş bir kelimedir. Acem kralına dayanır. Şimdi bakın o dönemlerde ticaret baharat hocam yolu dönem. Hocam beni bir hudutun içine soktunuz bıraktınız. Yani böyle bu şekilde program yürümez efendim yani. Sistem onu sokmuş, ben değil tabii. Ama bunu yıkmak kırmak sizin elinizde. Kendinizi geliştirirsiniz. Efendim gider okur araştırırsınız. Mesela ben
Şimdi bu kadar şeyi biliyorum, anlatacak adam bulamıyorum, anlatacak kafa nerede? Ama efendim yani görüyorsunuz bu şartlarda program nasıl yürüyebilir ki yani? Hocam sisteme girdiniz, hudutlara yani nerelere gidiyor bu programın konusu, anlayamadım. Programımızı evet, hemen toparlayalım, hemen de eşit bir şekilde ben mümkün olduğunca sizlere söz vermeye çalışıyorum. Tekrar dönelim bu Suriye olaylarına dönelim hocam. Evet, Suriye olayları biliyorsunuz, orada bir rejim var. Baas rejimi diyorlar. Baas kelimesini biraz irdelerim isterseniz. Baas, tamam, teşekkür ederim hocam. Arıyorsan hocam sizden de alsak. Bu Arap Baharı'ndan siz en son bahsediyordunuz. Şimdi bahar kelimesi anlamıyla böyle ılımlı bir şekilde anlatıyorduk. Bahardan girdik. Hocam yani... Bir kelimedir aslında. Hocam. Değil mi? Ne şiirler vardır baharı tabii, bekleyen tabii. Kumrular gibi. Sen de bizi bekle, sakın unutma. Bunun bestekarı evet, işte. Evet. Hocam saraydaki günlerini hatırladı. Bir an böyle bir nostalji yaşatayım dedi. İşte yine... Ben dedi deyince kızıyorlar. Tarih bilgisi zayıf. Benim saraylı olmam mümkün değil. Çünkü Cumhuriyet'le benim saray arasında çok mesela 120 yıl önce yaşıyor olmam lazım ki saraylı olayım. Hocam yani... Ama siz de çok gerilmeyin Ali İhsan hocam. Gerilmeyelim. Biraz daha sakin sohbet ederek yani bu çok gergin diyorum. Tabii mümkün olduğunca gerilmemeye çalışıyorum. Ama yani. Siz de yükseliyor Ali İhsan hocam. Ben buraya hazırlanıp da geldim tabii. Hocam. Yani sürekli böyle taş atmalara, ne bileyim, sistemi eleştirmelere. Rica ederim. Ne münasebet. Hocam sistemi ben ne kurdum Allah aşkına? Tabii siz kurmadınız efendim. Tabii ki sizin suçunuz değil ama sisteme dahil olurken insan aklı selimle düşünün bu sistemin neresinden ne halde olacağım demesi lazım. Bunu demediniz vakit bir miktar nebze de nebze miktar küçük miskal. Evet biliyorum nebze evet. İşte yeni şeyler anlamaz diye açıklıyorum. Ben bunu da, sizi kesmek istemiyorum ama yani. Kesme o zaman. Ne dediğinizi çok iyi anlarım hocam ben. Ben sanki sizi anlamıyormuşsunuz gibi demek istiyor gibi hocamın bilgilerine çok fazla saygım var sayın seyirciler. Sanki ben öyle bir şey hissettim. Ben ortalığı karıştırmak istemiyorum. Buyurun anlatın efendim ne oluyor Suriye'de biz de istifade edelim. Hocam şimdi kompleksi bir yana bırakalım. Asıl meselemize döneceksek dönelim. Ben sözünüzü bitmek istemem ama sanki hocam size biraz kompleksli ve yaşlı ve sanki öyle şey yapmak istedi gibi geldi bana. Yine efendim, sohbet ben böyle şeylerden tabii. Hiç rahatsız olmam bunları da hiç böyle alınmam böyle şeyleri. İnsanlar benim hakkımda her şeyi düşünebilirler ama tarih denen şey bizi yargılayacaktır. Şimdi ben onu da anlatacağım ama anlayacak adam nerede? Sinirleniyor sanırım evet. Ali İhsan Bey. Sinirlenmesin. Bakın sinirince ama... Sir Felix Schuster diye bir zat var. Bu İngiliz ama kendisi Polonya asıllı. Oraya göç ederek gelmiş bu gemilerle gelen Yahudi asıllı Polonyalılardan. Sir Felix Schuster ilk bilgisayar contasını da bulamazandır. Onun da böyle asabiyeyle ilgili özel merakı var. Onun da bir hala kızı var. O tabi Fransa'ya anladım. Gittiği vakit orada tamam bir... Tamam hocam biz toparlayalım. Hocam birazcık. Nerelere merak olduğunu da anlamış oldum bu arada. Ben hiç anlamış olmak istemem. Sanki bir hastalığınız olduğu gibi de asabiye derken artık ben hani şey yapsanız. Kendilerinizi tanırım. Soy ismini neyi tekrar edersiniz? Pekdemiz Sayın Ali İhsan Pekdemiz. Evet Pekdemiz ailesi de biliyorsunuz. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Şimdi hocam yani nerelere kadar sakin olun. Geçmenidir bunlar efendim. Türkiye bunlar botlarla, kayıklarla. Ama olmaz ki. Çok zor şartlarda yani. Ama yani hanımefendi hocam konuştu. Yarım saat oldu. Ben 5 dakika konuşamadım yani. Bu nasıl iştir anlamıyorum. Çok haklısınız. Tansiyon hastası bir insanım yani. Hocam, vermeyelim lütfen. Vermeyelim hocam. Evet. Hocam, ama sinirlenmeyin biraz daha sakin biz tartışma efendim ağzınıza afiyet geçen yani. Fransa'da sarayda bir şeye davetliydik üşütmüşüm biraz çok geçmiş olsun o yüzden köhür köhür öksürüyorum artık ya. Hocam buyurun sizi dinlemekten biz zevk alırız ziyade evet, istifade edelim Orta Doğu'dan bahsediyoruz yani tek suçumuz hanımefendi saraylı olmamak mı yani böyle bir ezme böyle bir tabii yani evet, lütfen ben sizi dinlemek istiyorum seyircilerimiz şimdi, zaten efendim
Ama sakin olun. Ben anlıyorum sizi. Biraz evet, gerildiniz. Mümkün olduğunca sakin olmaya çalışacağım. Size daha önce de katıldım sizin programınıza. Tabii ki beraber birçok programınız oldu. Takdir edelim, severim. Şimdi ortada biliyorsunuz ki şu an bir kaos ortamına itirmekle beraber tarih açısından da önemli stratejik bir bölge olduğunu herkes biliyor. Yok tabi, bu tabi resmi tarihin tezleridir bunlar. Ama aslına bakarsanız stratejik hiçbir değeri yoktur. Hocam şimdi bana yalan söylüyor mu demek yanlış istiyor? Onu mu anladın? Öyle diyeyim güzel kardeşim. Hayır, öyle demem. Size yalan der miyim ben? Ya nezaketim uymaz, saray görmüş insanım ben. Fransa'dan nişanım var ve efendim İngiltere'den gördünüz işte. Şimdi bakın oranın... Nişanım var, saraylıyım. Ben bu... Tabii. Evet, yani yalan söylüyor diye demiyorum. Yanlış biliyor. Tarih bunlara evet, böyle öğretildi. Ben bunu şimdi anlatsam da ama yani böyle bu ortamda inanın böyle bir tartışmaya girdik biz resmen. Yani tarihin gizli kalmış. Bakın ben bir şey söyleyeyim size. Tartışma dediğiniz şey iki taraf arasında karşılıklı ortaya veriler konarak yapılan bir şeydir. İki eşit taraf gerektirir. Burada iki tane eşit taraf yok ki tartışma olsun. Hocam yani ben bu şartlarda bu programda kalamayacağım. Ama olmaz ki. Yok, hayır ama ben, olmaz ki. Şimdi burada bu kadar yani ben sürekli programlara katılırım. Amacım halkı aydınlatmak. Hocamı da severdim, takdir ederdim ama severdim dediniz. Severdim deyince artık hani artık yani kendisinin takdirini benim gözümde yitirmiştir. Şimdi ben, böyle olunca tabii ben de kahrımdan artık vefat ederim herhalde. Ben saraylı olmadığım için bunları bana takdir ve reva görüyor. Hocam program size kalsın. Her şeyiniz sizin olsun. Hadi görüşürüz. Kusura bakmayın ben bu şartlarda duramayacağım daha fazla. Şimdi tabii. Şimdi tabii yani artık. Bakın. Böyle gitmekle olmaz tabii. Bu işler. Bilgisine, görgüsüne güvenen insan sonuna kadar konuşur. Şimdi tabii. Bakın ben size şey anlatayım. Lüksemburg Sarayı'nda neler oluyor yani bu anlatayım. Gerçi iyi olurdu ama artık yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Bu da olsaydı da söyleyebilseydi yani, hocam değil mi? Pek de mizahiyiz. Ne dediniz ki ayrıca yani? Tabii canım duydu. Biz herkese saygımız hocam, var. Hocam araya girmek istiyorum. Arkamdan konuşuyormuş gibi oldum. Bir an dönmek istedim. Yani evet. İnsanın arkasında konuşmak da çok kötü bir şey. O yüzden hocamı tekrar ikinci kez kınıyorum ve tekrar terk ediyorum. Kimsenin arkasından falan konuşmadık. Peki biz o zaman... Yüzün olsa yüzüne konuşurduk ama yüzün... Teşekkür ediyorum. Sana Lüksemburg anılarım anlatayım. Tabii ki ben dinleyeceğim programımızı. Lüksemburg'da saraydayız bir gün, hiç unutmuyorum. Böyle oturuyoruz, dük geldi. Bir de yanında düşes var, ona espri yaptım. Peki, gene mi düşes geldi sana dedim. Çok güldük. Evet. Öyle işte anılar, anılar yani. Güzel. Peki ben müsaadenizle programımı kapatayım. Engin bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum. Suriye konusunda, Orta Doğu eksenindeki Suriye olayları hakkında ve Arap Baharı hakkında sizin çok güzel görüşlerinizi aldık. Eminim ki seyircileriniz de aydınlanmıştır. Ali İhsan hocam da keşke gitmeseydi ama yapacak bir şey yok. Biz program bittikten sonra şu çay içelim, ben sana Çekoslovak Sarayı'nın efendim ne tür antin kuntin olayları beni anlatayım. Evet, orada peki, bir tamam, düşes var. Yaptıkları yedi düvele duyurmuş. Çok hakim. Mısınız? Evet. Peki tamam. Sayın seyirciler çok teşekkür ediyorum hepinize. Önümüzdeki hafta yine gündemdeki olaylarla tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Ben sana Danimarka kralını anlatmış mıydım? Yoksa onlar da ben bir dinlemiştim. Adam zır deli efendim, kimse bilmiyor, adamın kayış kopmuş. Ama kralı olmuş. Bak onu anlatayım ben sana. Tamam, içeride konuşalım. Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz tarihçilerimize. Çok sağ olsunlar böyle hararetli bir tartışmayla. Bizi de aydınlattılar. Her hararetli tartışmadan sonra biz aydınlanıyoruz zaten. Nereden belli? Yüzümüzden anlaşılıyor. Hararetli bir tartışma var. İki taraf böyle bir tartışıyor ki bizim yüzümüzde ifade şu. Hiçbir şey anlamadık.
Dolayısıyla belki biz anlamıyoruzdur. Anlayanlar vardır. Onlara hizmet ederler. Evet, bu tartışmayla, bu hararetli tartışmayla, hep bunu kullanıyorlar değil mi? Hararetli tartışma. Cümle bu, hararetli. Tansiyonlu. Hararetli. Bir de şeyi çok kullanıyor televizyonlar, habercilerimiz. Mesela bir güvenlik kamerası bir olayı görüntüledi. Kullanan cümle hep şu. Yaşanan trafik kazası güvenlik kamerasından saniye saniye görüntülendi. Saat başı mı kayıt yapacaktı yani? Saat saat kaydettik biz kardeşim. Soygunu kameralar saniye saniye görüntüledi. Allah Allah. Yapılan soygun güvenlik kamerasıyla görüntülendi desence saniye saniye. Ya her şeyi bir abartıyoruz. Ama haber, haber vermek için yapılıyor ama bunun bu amacının dışında her şey yapılıyor şu anda ya. Saniye saniye İstanbul'da dehşet dolu dakikalar. Ne oldu? Kar yağdı, yollar cam gibi buz oldu. Ve dehşet dolu dakika. Siz dehşete düşüyorsunuz. Bize bir şey oldu yok. Biz kara alışırız, buza da alışırız. Hiç dehşete düşmedik bugüne kadar. Onun için lütfen bu dehşet edebiyatından bir vazgeçin. Normal, güzel, sakin ve duru haberler istiyoruz. Aynı bu program gibi. Evet efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün de sizlere birlikteliğimiz sona eriyor. Ama haftaya biz aynı programda, aynı saatte, aynı televizyonda, efendim aynı ekiple inşallah burada olacağız. Sizleri de ekran başına bekliyoruz. Haftaya tekrar görüşünceye dek kendinize ve etrafınızdakilere çok iyi bakın efendim. Yüzünüzden tebessüm, yüreğinizden muhabbet eksik olmasın. Allah'a ısmarladık diyoruz. Hayırlı akşamlar.